Onlar gönüllerimizin sultanı. Onlar ebedlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece hece nakşeden maneviyat hattatları. Onlar bütün zaman ve mekanı kuşatan rahmeti, şefkati, merhameti, bir haber gönüllere sebil sebil sunan feyz pınarları. Onlar zeminden semaya yükselen maneviyat kubbemizin ilim irfan sütunları. Ne mutlu o gönül sultanlarının azat kabul etmez bendelerini. Alaaddin Attar Hazretleri Silsile-i Aliye denilen alim ve velilerin 16.sıdır. 15. yüzyılda Buhara'da yaşamıştır. İsmi Muhammed bin Muhammed Buhari olup lakabı Alaaddin'dir. Alaaddin Attar Hazretleri Hicri 802 senesinde Buhara'nın Çağan Yahya'sında ahirete intikal etmiştir. Kahvaltınız hazır efendim. Pederinizin rahatsızlığına mı üzülürsünüz? O da var ya. Son günlerde acayip haller yaşarım Cabir ağa. Hayırdır inşallah efendim. Rüya desem rüya değil. Ayan desem ayan değil. Bir zat-ı şerif görürüm ki o olsa gerek. O dediğin kim Alaaddin'im? Aydınlık. Apaydınlık bir yol. Ben koşuyorum o aydınlık yolda. Sonra nurdan şelaleler. Seni bu kadar etkileyen ne? Neyi gördün? O dediğin de kim? Çok zor Cabir ağam. Anlatması çok zor. En iyisi susmak. Muhterem pederinizi ziyarete gitseniz, şu anda açamadığınız hislerinizi ona anlatsanız, kim bilir şimdi sizi ne kadar özlemiştir. Biliyorum Cabir ağa. Babamı ben de çok özledim. Merhabalar. Nasılsınız dostum? Hastalığınız duyunca pek çok, ama pek çok üzüldüm. Ziyaretinize daha önce isterdim. Bilirsiniz devlet işleri işte. Bitmek bilmez, tükenmek bilmez. Daha önce gelemediğim için beni bağışlayın. Kızım Didem de bir serpildi, bir serpildi ki dünya güzeli. Sizin hastalığınıza ziyadesiyle üzgün. Babamın ellerinden öperim dedi. Hürmetlerini söylememi istedi. Sağ olun. Ben de kızımıza hayır dualar ederim. Çok yaşa, az yaşa. Sonu ölüm işte. Olur mu canım? Şimdi zamanı mı? Daha çok yaşamalısınız, daha çok. Böyle şeylerden, kötü düşüncelerden bahsetmeyin. Hepimiz uzun yıllar yaşayacağız. Çok sevdiğiniz Alaaddin'in mürüvvetini birlikte göreceğiz ağam. Ey Emirşah, müsaaden olursa hastamızı muayene etmek isterim. Hem ilaç alma vaktidir, biraz da dinlenmesi lazım. Tabii, tabii, buyurun. En kısa zamanda ziyaretinize tekrar geleceğim. İnşallah. Allah'a emanet olun dostum. Buyurun. Buyurun. Allah razı olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Alaaddin gelmedi mi? Haber etmediniz mi? Üzülme, merak etme babacığım. Haber gönderdim, pek yakında gelir.
Anne! Söyle kızım. Nem var senin kızım, hayrola? Ölmez değil mi? Hayırdır inşallah, kim ölecek? Attar Ağa. Ölmez değil mi anne? Demek Attar Ağa'yı bu kadar seviyor, üzülüyorsun. Yok be anne! Ölürse Hacı Alaaddin'le evlenemem sonra. Bilirsin, babamın yakın dostudur Attar Ağa. Bilmem ki kızım. Baban işine gelen herkesle dostluk eder. Aslına bakarsan baban, Attar Ağa'nın büyük oğlu Şehabettin'le daha yakın dosttur. Doğru mu dersin anne? Doğru mu? Ah! Ah seni hınzır kız, seni dur dur boğacaksın beni! Sahiden onunla bu kadar çok mu istiyorsun evlenmeyi? O medresede okur. Benim bildiğim sen böylelerinden hoşlanmazsın. Aman anne! Fazla karıştırma! Bilirsin Buhara'nın en zengin ailelerinden biri. Alaaddin de hocam hoca ama çok yakışıklı. Hele bir evlenelim. Hocalık, mollalık neymiş o zaman anlayacak. Daha yapacak çok işlerim var. Sevgili güvercin, yolun açık olsun. Hayrola Cabir Ağa, nedir o? Bir habere benziyor. Hayırdır inşallah? Hayırdır inşallah. Ne manaya geliyor bu Cabir Ağa? Bir gönül işine benzer. Öyle birisi var mı buralarda? Siz varsınız ya efendim. Bu güvercin Emir Şah'a ait olmalı. Herkesin bir hesabı var. Kimi dünyayı ister, kimi ahireti. Hamdolsun Rabbimize ki bizim yönümüzü ahirete döndermiş. Bu arada bulunan malı mülkü, şu çiftliği hiçbir zaman sevemedim. Varsın abilerimin olsun. Tek düşüncem okumak, okumak, okumak. Sonsuz ilim deryalarından pay almak istiyorum. Abilerinize hiç çekmemişsiniz efendim. Bu yüzden de muhterem pederiniz sizi daha çok seviyor. Ömer, hoş geldin. Gel bakalım. Hoş bulduk Attar Ağam. Sana çok önemli bir haber getirdim. Hayırdır inşallah ya Ömer? Efendim, muhterem pederinizin rahatsızlığı birden arttı. Acele sizi istiyor. Hoş geldin evladım.
Nasıl sen? İyi misin babacığım? Hoş geldin evladım. Sefalar getirdin. Benimki de buraya kadarmış oğul. Allah-u Teala size uzun ömürler versin. Ve başımızdan eksik etmesin. Az yaşa, çok yaşa. Zengin ol, fakir ol. Yine sonu ölüm değil mi? Yorma kendini babacığım. Hayır, hayır. İnsan bu anında hiç olmazsa son vasiyetlerini mutlaka yapmalı. Hep yetecek kadar mal mülk bıraktım. Malların, servetin, zekatını ve uşurunu hiçbir zaman ihmal etmedim. Sizler de etmeyin. Senin ilme çok düşkün olduğunu biliyorum. Benden sonra okumana, ilim tahsiline devam et. İnşallah babacığım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Selamun aleyküm abi. Hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Hoş bulduk. Hayırdır inşallah abi? Böyle zamansız. Seni almaya geldim. Beni mi? Evet. Abimiz Şahabettin çağırıyor. İşimiz çok. Bu sıralar bize yardım etsin dedi. Peki medrese tahsilim ne olacak? İş deyince, çalışma deyince medreseyi ileri sürersin hep. Ne yapıyorsun ki burada? Dağ bayır gezip duruyorsun işte. Ruhum sıkılıyor abi. Yerimde duramıyorum. Çiftliğe gelişim de bu yüzden. Tamam işte, hep boşta kalmaktan. Ben niye sıkılmıyorum? Derdimi anlatamıyorum. Hiçbir zamanda anlatamayacağım. Hem validemizin de iki gözü iki çeşme. Neyi var validenin? Bir şey yok, heyecanlanma. Sanki bizler oğlu değiliz. Ne var sende anlamıyorum. Varsa yoksa Alaaddin. Aslında haklı. Babamın yokluğunda valideyi çok ihmal ettim. Tek onu mu? İşi de, bizi de, medreseyi de. Şehre dönmekle beni çok mutlu ettin evlat. Eskiden böyle değildim. Babanın vefatından sonra sanki dağ başında yapayalnız kalmış gibiyim. Seni de göremeyince... İstersen dizinin dibinde kalıp ömrümün sonuna kadar sana hizmet edeyim anneciğim. Sağ ol evladım. Netice... yine yalnızlık. Kabir yalnızlığımı da giderebilir misin? İnşallah kabriniz cennet bahçelerinden bir bahçe olur da hiç yalnızlık hissetmezsiniz. İnşallah oğlum, inşallah. Ama seni düşünüyorum. Ölmeden önce diyorum, bir de senin mürüvvetini görebilsem. Sen tatlı canını hiç üzme anneciğim. Ne takdir edilmişse o olur. Fakat duydum ki Mecnunlar gibi olmuşsun. Daha bayır dolanır mısın? Evlensen daha iyi olmaz mı? Hayır anneciğim, şimdi vakti değil. Ben eşiğine yüz sürecek, kapısına baş koyacak bir huzur arıyorum. Medresede okuyorsun ya. Evet, okuyorum da bu başka bir şey anne. Belki ben tam tarif edemiyorum. Başka bir şey.
sonsuz bir çöl. Ve ben bu çölde tek başımayım. Yapayalnız. Ah benim garip evladım. Ah bir tanem. Seni şimdi anladım. Neyi anladın anneciğim? Senin yalnızlığın bana da geçmiş. Senin garipliğini ben de duyuyorum. Abim Şehabettin Ağa yarın için beni iş yerine istemiş. İznin olursa gitmek istiyorum anneciğim. İyi olur evladım. Gönüllerine olursun. Abilerin de senin iyiliğini ister muhakkak. Aleykümselam. Aleykümselam. Şimdi dinle beni. Gel. Şu karşıdaki dükkana gideceksin. Oradan malları alıp karşıdaki Hacı Evel'in dükkanına gideceksin. Mehmet! Abi, müsaadeniz olursa medreseye dönmek istiyorum. Bilmem. O konuya ben karışamam. Şahabettin ağam bilir. Gel oğlum. Buyur ağam. Malları yüklenmesini kontrol et. Baş üstüne ağam. Sen söylesene ağam. Mübarek! Geldim. Sonra konuşuruz. Ne diyor? Alaaddin ne istiyor? Medreseye gidecekmiş. Ben de ağam bilir dedim. Medrese! Bunun başka bir şey bildiği yok. El zengin olmak için can atar, bizimki tam tersine. Benim bildiğim iş zamanı iş, medrese zamanı medrese. Adam olacağı yok bunun. Gitsin! Nereye istiyorsa gitsin! Affedersin abi. Sadece fikrimi söylüyordum. Vazgeçtim. Medreseye gitmiyorum, burada çalışıyorum. Hayır! İstemiyorum, istemiyorum! Git, nereye istiyorsan git, gereğin yok! Kızdığın için böyle konuşuyorsun abi, özür diledim ya! Kızdığım falan yok! İsterse hacı da gidebilir. Böyle nazla niyazla yapılacak çalışma istemiyorum ben! Canı gönülden iş istiyorum, iş! Tanırsın, dediği dediktir. Medreseye git diyorsa gitsin çaresiz. Bilirsin ahlakını. Sen şimdi git, işler hafiflesin, ben de ziyaretine gelirim. Hadi. Ne
Alaaddin, hoş geldin evladım. Buyur otur. Affınıza sığınarak geldim hocam. Medreseyi tamamen terk edeceksin diye o kadar endişeli bilemezsin. Hocam, deryadan uzaklaşmış balık misali... ...ilimden ayrı yaşayamayacağımı anladım. Sanki etle tırnak gibi. Elbette, elbette. Sana bu hal yaraşır. İlim de İslamiyet, et de tırnak gibi değil mi? Nerede İslamiyet var, orada ilim var. Nerede cehalet var, orada İslamiyet yok. Kaldığın oda bıraktığın gibi duruyor. Bugün derslerden tıp ve astronomi göreceğiz. Ona göre hazırlan. Peki hocam. Okumana, ilim tahsiline devam et. Okumana, ilim tahsiline devam et. Okumana, ilim tahsiline devam et. Saray gibi ışık olmayınca zindana benzer bu alem görünen bir saray gibi ışık olmayınca zindana. Evlatlarım, ne yapıyorsunuz burada? Güreş tutuyoruz efendim. Bu muhabbet içinde tuttuğunuz güreşle birlikte niyetiniz de düzgünse ne mutlu size. Nasıl düzgün olacak efendim? Bu yaptığınız güreş mübah olan işlerdendir. Eğer Peygamber Efendimizin sünnetine ve emirlerine uyarak bu işi yapıyorsanız... ...o zaman taat olur, sevap. Bu zamanla kurtulmanın bir yolu vardır. O da kurtulanlarla beraber olmaktır. Her haram işte kalp titrer. Eğer titremiyorsa çok fena demektir. O kalp kömürleşmiştir artık. Evlatlarım, iki dünya ehli yan yanaysa kavga çıkar. Fakat bunlardan birisinin yüzü ahirete dönükse kavga nizahı olmaz. Nizahı olmaz. Ama ikisi de ahiret ehliyse o zaman muhabbet olur. Hakiki kardeşlik olur. İnsanlar dünyadan ahirete giden yolcular gibidir. Bu yolcunun yolu üzerinde birçok maniler ve güçlükler vardır. İrade kuvvetini kullanarak ve zorluklara sabrederek bu maniaları aşmak gerek. Hülasa cümle saadetin ve felaketin ve yükselmenin ve düşmenin temelinde irade ve ihtiyatın çok büyük tesiri vardır. Oh, ta kendisi. Hacı Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Söylediklerini bütün zerrelerimde hissediyorum.
hissediyor. Evlatlarım, haramların süsüne, yaldızına sakın aldanmayın. Çabuk geçen, tükenen lezzetine kapılmayın. Her türlü hareketlerinizin, davranışlarınızın İslamiyete uygun olmasına çok dikkat edin. Her şeyden önce ehli sünnete göre itikadınızı düzeltip yasaklardan sakının ve emredilenleri yapın. Bir insan ayıplanmak korkusuna, yani izzeti nefs kuruntusuna tutulmuşsa İslamiyetin emirlerine uymakta çok güçlük çeker. Allahü Teala bu dini İzzet-i nefs çılgınlıklarını yatıştırmak için gönderdi. Ya Rabbi, beni bu zat-ı şerife talebe eyle. Alaaddin'imi siz mi gönderdiniz medreseye? Yok anneciğim, kendi istedi. Üzmediniz ya. Niçin üzelim anne? Bilirsin, onun için varsa yoksa medrese. Alaaddin'im öyle. Sizler parayı, o da medreseyi seviyor. Parasız olmuyor anne. Bu devirde para lazım. İtibar, iltifat, hürmet, saygı, her şey para ile. Siz yaşlandınız. Farkında değilsiniz. Farkındayım oğul, farkındayım. Çünkü değişmeyen hakikate daha yakınım ben. Ne hakikati bu? Kabir. Pederinizi alan, beni çağıran kabir. Değişmeyen bir hakikat değil mi bu? Anneciğim, dünya böyle. Sırf bize mahsus bir hal değil ki. Biliriz. Alaaddin'i daha çok seversiniz. Sizleri de severim oğul ama o daha ince ruhlu. İnşallah sizler ev bark sahibi olur, çoluk çocuğa kavuşur. Üzülme sen anne. En kısa zamanda Alaaddin'i evlendireceğiz. Niyetinizi biliyorum. Emir Şah kızını vermeye dünden hazır. Alaaddin ne der bu işe? Ona kalırsa ömür boyu evlenmez. Böyle şeyler düşünmüyor ki. Düşünür düşünmesine de okuyor işte. Siz yine de bir sorun. Sorarız, sorarız, meraklanma. Hacı! Buyur abi. Yarından tez yok, Alaaddin'e söz kestiğimizi haber ver. Ben Emir Şah'la yarın görüşürüm. Peki abi, baş üstüne. Bize müsaade anneciğim, bir hayli geç oldu. Siz de istirahat edin. Sağ ol evladım. Kızım, ceylanlar güzeli kızım benim. Niçin yatıp uyumuyorsun? Uykum yok anne. Bu öyle mi? Yoksa... Evet anne, onu ve evlilik işini düşünüyorum. Ses seda yok. Olmayacak gibi garip bir his var içimde. Şunun düşündüğüne bak. Boş kuruntu bunlar kızım. Elini sallasan ellisi. Dünya güzeli kızımı yalvaran alsın. Ama anne, Attar gibisini bir daha nereden bulurum? Zengin mi zengin, yakışıklı mı yakışıklı? Ben şaka etmiyorum anne. Onunla bir evleneyim. Seni o muhteşem çiftlikte kuş sütüyle besleyeceğim. Hayırdır inşallah Alaaddin. Hocam, bu geç vakitte rahatsız ettiğim için bağışlayın. O nasıl söz evladım? Her zaman sizlerin hizmetindeyiz, otur. Bugün seni derste pek sıkıntılı gördüm Alaaddin. Hayrola, bir şey mi var? Bugün onu gördüm. O dediğin de kim? Muhterem babacığımın vefat ettiği zamandı. Uyku ile uyanıklık arası bir hal. Onu gördüm. Harikulade bir mekan içinde onu gördüm. Bugün gördüğüm oydu. İnanın hocam. Sana inanıyorum Alaaddin. Sakin ol ve kimi gördüğünü söyle. Muhammed Behaeddin Hazretleri. Mübarek olsun. O zamanımızın bir tanesidir. Allahu Teala'nın sevgisini kalplere nakşedenlerin şahıdır. Yani Şah-ı Nakşibend Hazretleridir. Nerede görmek nasip oldu onu sana? Bugün bir talebeye yakışmayan edepsizlikte bulunup derse gerekli alakayı gösterememiştim. İçimde dayanılmaz bir sıkıntı vardı.
Sanki bir kuvvet beni kırlara çekiyordu. İşte bu sırada talebeleriyle sohbet eder buldum. Mübarek olsun, mübarek olsun. Her şey gayet açık evladım. O seni çağırıyor. Sen çağrılanlardansın. Muratlardansın. Demek müsaade ediyorsunuz. Sen benden izin istemeye gelmedin mi? İstediğin zaman gidebilirsin. Gönlünü hoş tut evladım. Peki hocam. Güle evladım. Bizim için de dua et. İnşallah hakkında hayırlısı olur. İnşallah efendim. İnşallah efendim, inşallah. Hepimiz hakkında hayırlı olur. Demek ziyaretinizin maksadı... ...kızımı Alaaddin Efendi'ye istemek. Evet emirim. Ben daha kalabalık bir heyet halinde beklerdim. Size de bu yakışırdı. Çok fazla dallanıp budaklanmasını istemedim. Böyle erken bir saatte... ...sizleri rahatsız etmemin sebebini... ...bir ön görüşme kabul edin. Öyle öyle. Latife için söyledim. Her işin başı sağlık. Elbette. Zamanı gelince atlar ve şah ailelerinin düğünü dilden dilenecek. Buhara sınırlarını aşacak. Bize yakışanı da budur zaten. Netice-i kelam, bu iş tamam. Bu hayırlı işe benden çok kızım sevinecek. Müsaadenizi rica edeceğim. Bu mutlu neticeyi biraderim Alaaddin'e bir an evvel haber versem iyi olacak. Müsaade sizin. Bismillah. Buyurun. Hayallerim gerçek oldu. Hele bir düğün olsun, sizlere muhteşem bir ziyafet vereceğim. Aman Didem, hiç mi evlilik görmedik? Neticede bir adam, herkes gibi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Thank you.
Estağfurullah, bir arzunuz mu vardı? Hacı Bahattin Hazretleri'yle görüşmek istemiştim ama vazgeçtim. Rahatsızlık vermek istemedim. Dur, bekle biraz. Kendilerine haber vereyim. Hoş geldin evladım. Buyur. Efendim, bir maruzatım vardı da. Söyle evladım, çekinmeden söyle. Kabul buyurursanız size talep olmak istiyorum. Senin için zor olur evladım. Burası yokluk kapısıdır. Mihnet ve sıkıntı yeridir. Hele biraz daha düşün, öyle karar ver. İnşallah hayırlısı olur. Bugün Şahabettin Ağa'ya iadeyi ziyaret düşünüyorum. Ne dersin hatun? Çok iyi olur bey. Didem çok sabırsız. Benden de mi? Bu evlilik Buhara valisi nezdinde itibarımızı daha da arttıracak. Desene bir taşla iki kuş vuracağız. Ne iki kuşu hatun? On kuş, on kuş! En iyisi sen bu işleri divaya havale et. Devlet işlerinden zaman bulamazsın. Ben de öyle düşünüyorum hatun. Hadi Allah'a emanet ol. Thank you.
Madem ki engel olan bunlar, hepsini yok etmeliyim. Parasız fakir fukaraya vermeliyim. Bunları da medreseye hediye ederim. Bir tuğla, bir hasır, neyime yetmez. Hayırdır inşallah? Hayır olmasına hayır da, bu ne hal? Temizlik mi var? Onun gibi bir şey. Temizlik sayılır. Dün iki sefer geldim, medresede yoktun. Neredeydin? Şöyle dışarı çıkmıştım. Demek ki o sırada gelmişsiniz. Durumun hiç iyi görünmüyor. Hasta mısın yoksa? Hayır, hasta değilim. Baksana. Nedir bu gözlerinin hali? Kan çena gibi. Yoksa çok mu ders çalıştın? Biraz. Söz kestik. Söz mü kestiniz? Evet, söz kestik. Kiminle? Kime söz kestiniz? Emir Şah'ın kelimeleri Didem Hatun. Benden habersiz ha. Seni düşündüğümüz için yaptık. Fena mı ettik? Bir evin ailen olur, yine okursun. Bu iş böyle ya da şöyle olacak. Kısa yoldan olsun bitsin dedik. Bu evlilik işi olmaz dedim. Olmaz abi. Şahabettin ağam da olmasını istiyor. Olmaz dedim. Medrese tahsilimin bitmesine şurada ne kaldı? Bitsin düşünürüz. Geçti artık, el aleme rezil mi edeceksin bizi? Rezil olacak bir şey göremiyorum. Abim Emirşah'la görüştü, anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Dinimize de uygun değil abi. Lütfen vazgeçin. Vazgeçmek mi? İmkansız. Ne oluyor sana Alaaddin? Ne oluyor? Bu bir izzet-i nefs meselesi oldu. İzzet-i nefs, İzzet-i nefs, İzzet-i nefs, İzzet-i nefs. İzzet-i nefs, İzzet-i nefs deyip dururken dalıp gitti. Didem'le evliliği kabul etmiyor hasılı kelam. Kabul etmiyor, peki ne istediğini öğrenebildin mi? Hayır, bizden gizlediği bir şeyler var sanki. Ne olabilir ki? Rahmetli pederimizin nazlaması. Kaç sefer söyledim. Valideyi ileri sürdüm. O istediği için dedim. İyi demişsin, sonra? Abi, ben diyorum ki bu Emir Şah'ın kızı meselesinden vazgeçsek. Bu işin sonu peki... Hacı, hacı, lafını bil de konuş. Emir Şah'ın yüzüne nasıl bakarım ben? Sonra el alemin der bize ha. Ne der? Rezil mi olalım? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. O sefalar getirdiniz emirim. Hem şöyle bir ziyaret edeyim, hem de bir şerbetinizi içmek nasip olsun istedim. Rahatsız etmedim ya. Estağfurullah emirim, o nasıl söz öyle, buyurun. Ya Rabbi, o mübarek zat-ı şerife beni talebe eyle. Dünyaya ve nefsime düşkün olmaktan beni muhafaza eyle.
aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş sefa geldiniz, şeref verdiniz, bereket getirdiniz. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Buyurunuz efendim, içeri geçelim. Rahatsız olmayın. Rahatsızlık ne demek efendim, şeref olur bizim için. Ya efendim, çok iyi olurdu ama... bir maruzatım var. Ne demek efendim, emriniz olur. Sizin Alaaddin diye bir talebeniz olacak. Var efendim, benim değil, sizin talebeniz o. Onu görebilir miyim? Dünya malını, dünya nimetlerini zahirden değil, batından atmak lazım. Yani evinden, barkından, odandan, üzerinden değil, kalbinden çıkarmak lazım. Önemli olan kalbin temizlenmesidir oğlum. Hacı Osman. Buyurunuz efendim. Eğer müsaadeniz olursa... bu talebenizi kendime almak istiyorum. Evlatlarım, Allah hayırlı kazançlar, uzun ömürler versin. Şimdi Alaaddin'im de aramızda olsaydı. Alaaddin bizi çok üzüyor anne, çok üzüyor. Hayırdır inşallah. Sizi üzecek ne yaptı? Her zaman olduğu gibi bildiğini okuyor, bizi dinlemiyor. Alaaddin'im kimseyi üzmez. Abilerine de saygılıdır. Sana karşı belki. İşte hacı, her şeyi görüyor, biliyor. Öyle değil mi hacı? Evet anneciğim, Alaaddin çok değişti. Olması gerekeni yapmıyor, söz dinlemiyor. Söz dinlemiyor, söz dinlemiyor diyorsunuz. Ne söylediniz de dinlemedi? Birlikte olalım, dayanışma içinde olalım, ele güne rezil olmayalım diyoruz. Evlensin, yuva kursun, çocukları olsun istiyoruz. Onun mutluluğunu istememiz kabahat mi? Söyle kabahat mi anne? Elbette kabahat değil, doğru söyler, doğru düşünürsünüz de çaresi... Her şey ortada anneciğim. İşte son yaptığı, Emir Şah'ın kızı. Emirşah ki devlet ricalinden biri. Çevresi, itibarı var. Kızı dersen Buhara'da güzelliği dillerde dolaşıyor. Peki Alaaddin'im ne diyor? Alaaddin'i anlamak mümkün değil ki anne. Bahanesi hazır. Medrese, medrese, medrese. Aklı başında değil sanki. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyor. Bizi dinlemiyor. Çıldırmak isten değil. Sizleri çok iyi anlıyorum evlatlarım. Alaaddin'imi benim razı etmemi beklersin. Öyle değil mi? Başka bir çare varsa söyle. Onu yapalım anne. Evlatlarım, birlikte hareket edip baskı altına alarak... annelik haklarını ileri evet dedirttik diyelim. Ya gönlüne nasıl hükmedeceğiz? Alaaddin'im yüksek yaratılışlı biri. Onun kalbinin rahat etmediği işleri yapmak pek iyi netice vermez. Ona şefkatle yaklaşın. Sabırlı olun. O sizin yardımınıza muhtaç. Muhtaç durumda olana her insanın yüreği titremeli. Bir ana yüreği gibi. Evlatlarım, şefkatte güneş gibi. Allah-u Teala'ya teslimiyette ölü gibi, ayıpları örtmekte gece gibi, cömertlikte sular gibi olun. Daima güler yüzlü görünün. Zaman sabırlı ve edepli olun. Manevi feyzlerin gelmesi edepli olmaya bağlıdır. Ve daimi surette
Allahü Teala'nın ismi şerifini zikrederek kalbinizi nurlandırın. Alaaddin. Buyurun efendim. Gel, şöyle karşıma otur. Bu kıyafetle Vuhara sokaklarında elma satabilir misin? Elbette efendim. Satarım efendim. Güzel. O halde yarınki işin bu olsun. Peki efendim. Elmacı geldi, elmacı! Gül kokulu elmalarım var! Elmacı geldi, elmacı! Gül kokulu elmalarım var! Elmacı! Elmacı geldi! Elmacı! Gül kokulu elmalarım var! Elmacı! Elmacı geldi! Bu Alaaddin Attar değil mi? Evet, evet o. Gül kokulu elmalarım var! Niçin böyle yapıyor dersin? Bilmem ki arkadaş, olacak iş değil. Buhara'nın en zengin ve itibarlı adamı sokak sokak elma satıyor. Ahir zaman, ahir zaman. Oluyor işte, oluyor işte. Elmacı geldi, elmacı. Gül kokulu elmalarım var. Elmacı geldi. Elmacı geldi. Elmacı geldi. Gül kokulu elmalarım var, gül kokulu. Elmacı geldi! Gül kokulu elmalarım var, ister misiniz? Hangi medrese dersin sen? Neden değil efendim, dergâhtanım. Hangi dergâhtan? Buhari Hazretleri efendim. Demek öyle, ver bakalım, siftah benden olsun. Ben de alıyorum. Bana da ver evladım, bana da ver. Bakalım Riva, gel hele şöyle. Bir ihtiyacın mı var? Hayır, yok. Peki bu telaşın ne? Tazı mı kovalıyorsun? Annenin nerede olduğunu biliyor musun? Medresede. Niçin sordun? Siz öyle zannedin. Dur! Riva, dur! Ne demek istiyorsun sen? Sizin dünyadan haberiniz yok. Elma satıyor, elma. Var hele şu ağzındaki baklayı. Hacı ağam, ne kızıyorsun? Herkesin önünde elma satıyor. Diva, nasıl satıyor? Omuzlarında omuzluklar, şık mışık kıyafet, iki yanında elma dolu küfelerle bağırıp duruyor. Elma! Sus, sus! Abimle başımı derde mi sokacaksın? Bu işte bir yanlışlık olmasın, anlayıp çanlayalım hele. Anlaşılmayacak bir şey yok. Hem medrese değil, dergah dergah. Buhari Hazretlerinin dergahı. Ha, ister inan, ister inanma. Zavallı Didem'im duymamış olsa bari. Gül kokulu elmalarım var! Kırmızı elmalarım var! Elmacı! Elmacı! Elmalarım var! Elmacı! Anlat. Neler yaptın bugün? Verdiğiniz vazifeyi yapmaya çalıştım efendim. Satabildin mi bari? Himmetlerinizle satmaya çalıştım efendim. Güzel. Çok güzel. Yarın yine satmaya devam et. Peki efendim. Hocamın rızasını almak nasip oldu. Tövbe estağfirullah! Tövbe estağfirullah! Demek elma satıyor. Hem de sokaklarda. Gördüklerimi söylüyorum efendim. Yalan söylüyorsun, utanmadan efendine yalan söylüyorsun. Efendim, inanın yalan değil, herkes biliyor. Ya abileri? Abileri bilmiyor mu? Şahabettin abi şeyler bilmez mi? Siz efendimizin şan ve şerefini düşünerek
gidip... Lafı uzatmasana! Oralı bile olmadılar. Şahabettin Ağa hiç ilgilenmedi. Hacı Mübarek de beni başından savdı. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Peki ya kızım? Kızım da duydu mu? Çok üzgünüm efendim. Düşünceli halimden anladı, ısrar etti, söylemek mecburiyetinde kaldım. Vah kızıma, vah evladıma. Peki, şimdi ne yapıyor? Yastık döşek yatıyor efendim. Eşiniz hanımefendi başucundan hiç ayrılmadı. Göstereceğim onlara. Bu saçmalığın ne demek olduğunu göstereceğim onlara. Öladın hatta. Kızım, benim göz bebeğim kızım, biricik kızım. Olanları duyunca kahroldum. Üzülme, bu işin içini dışını öğrenip düzelteceğim. Baba, nefret ediyorum, her şeyden nefret ediyorum. Dur kızım, hemen kendini kapıp koyverme evladım. Saçmalıklar hep beni bulur zaten. Elma satmak kimin aklına gelirdi baba? Ama göstereceğim onlara, bu saçma sapan şeyin ne demeye geldiğini göstereceğim. Evlenemem artık. Bir elma satıcısıyla evlenemem. Didem, kızım, hemen aceleyle karar verme. Belki de yanlış görmüşlerdir. İmkansız bu, Dima görmüş. Gözleriyle görmüş. Her şeyi bana anlattı. Birden çarpılmışa döndüm. Dokundu baba, yataklara düşeceğim. Senin şerefini, izzeti nefsini düşündüm. Onurlu, biricik kızım benim. Yalnız senin değil baba. Bir elma satıcı uğruna ben de izzeti nefsimi ayaklar altına almak istemem. Nefret ediyorum o adamdan, nefret ediyorum. İntihar etmek istiyorum baba! Sakin ol kızım. Hele bir sabah olsun da iyice anlarız. Hatun, işi velveliye boğmayın. Aptallar ailesi gibi bir başkası daha olsa ne âlâ. Ama yok. Öyle, öyle de... Elde olan bir şey değil ki bu. Elimizden geleni yapacağız. Elmacı var, elmacı! Gül kokulu elmalarım var! Elmacı geldi, elmacı! Almak ister misin? Çok lezzetli. Hele bir... Sana ikramım olsun. Para istemez. Evladım, ben sana demedim mi tanımadıklarından bir şey alma diye? Nedir bu rezillik Sabittin Ağa? Nedir bu rezillik? Hoş geldin emirim, hoş geldin. Hele otur da konuşalım. Ne konuşacağız? Bu kadar rezaletten konuşacak ne kaldı? Ne olduğunu ben de tam anlamış değilim. Yapılacak bir şey varsa birlikte karar verelim. Bu lekeyi temizlemek sana düşer Şahabettin Ağa. Elmacı geldi, elmacı. Gül kokulu elmalarım var. O nasıl söz öyle Emirşah? Niçin böyle bir şey yapalım? Orasını sen düşün. Ben biricik kızımı, dünya güzeli kızımı hiçbir şeye değişmem. Bu konu ailemizin izzeti nefs meselesi oldu. Senin de namına, şanına leke gelebilir. Ona göre Şahabettin Ağa, ona göre! Gül
Elmacı geldi, buyurun, buyurun, elma alın. Elmacı, elmalar çok güzel, gül kokulu elmalarım var. Elmacı... Buyurun, gelin, gül kokulu elmalarımdan alın, buyurun. Elmacı geldi. Elmacı... Gül kokulu elmalarım var, elmacı... Elmacı geldi. Elmacı... Alaaddin, bu ne hal? Bizi rezil ettin. Haysiyetimizi, şerefimizi beş paralık ettin. Abi, abi dokunma onlara. Aklını mı kaçırdın sen Alaaddin? Elma satmak da nereden aklına geldi? Hocam emretti. Hocası emretmişmiş. Şahı Nakşibendi Hazretleri mi emri veren? Evet abi. Onun talebesi olduğun doğru demek. Bize haber vermeden medreseden ayrılıp dergaha nasıl gidersin ha? Nasıl gidersin? Düş önüme bakalım. Hadi yürü! Şahabettin Ağam'ın emri daha büyük. Onu bul bana getir dedi. Bu rezaletin hesabını ona ver, yürü! Hiçbir yere gitmem. Yürü dedim. Bırak beni! Ben hocamın verdiği vazifeyi bırakıp onun emrine itaatsizlik edemem. Bu nasıl hocalık? Bu zamana kadar kimde görülmüş? Aman ha! Kölen olayım abi. Beni döv istersen. Yerlerde sürükle ama hocama söz söyleme. Söyleme ki felaketlere sürüklenmeyesin. Söyleme ki bahtsızlardan olmayasın. Bana de. Ne diyeceksen bana de. Hocam Şahı Nakşibend Hazretlerini senin de sevmeni isterdim. Bu işin zahirine değil, manasına bakmak lazım. Onun gördüklerini biz göremeyiz. Onun bildiklerini biz bilemeyiz. Elmacı geldi. Elmacı, elmalarım var. Gül kokulu elmalarım var. Elmacı, gül kokulu elmalarım var. Elmacı geldi. Elmacı. Elmalarım var. Elmacı. 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 Dünya güzeli kızımı hiçbir şeye değişmem. Yaptığın kızımla evlenmemek içinse... ...beni Buhara valisine karşı küçük düşürmekse... ...izzeti nefsimi ayaklarının altına almaksa... ...vay haline Alaaddin Attar! Vay haline! Ölümlerden ölünmeye! Ölüm! İzzet-i Nefs hakkında şimdiye kadar öğrettiklerimi hiçbir zaman unutmayın. Bugün neler yaptın bakalım? Verilen vazifeyi yapmaya çalıştım efendim. Maşallah, maşallah. Elma satmaya edeceksin. Peki efendim. Bu sefer ağabeylerinin dükkanı önünde satacaksın. Yarınki vazifen bu. Peki efendim. Baş üstüne efendim. Buyurun.
Elmacı geldi, elmacı. Gül kokulu elmalar bunlar. Elmacı şu geldi. Çuvalı şu tarafa koyacağız. Gül daha kokulu sonra elmalarım var. Elmacı. Elmacı geldi. Elmacı geldi. Gül kokulu elmalar bunlar. Elmacı geldi. Alaaddin kardeşim ne olur bize bari yakın gelme. Git başka yerlerde sat ne olur. Abim fark etmeden. Elmacı. Güle güle. Başka yerde sat şu elmalarını. Gül kokulu elmalarım var elmacı. Elmacı geldi. Elmacı geldi. Alaaddin! Elmacı. Alaaddin! Hemen terk et burayı! Hemen dedim sana! Gül kokulu elmalarım var! Elmacı geldi! Elmacı geldi! Elmacı! Gül kokulu elmalar bunlar! Gül kokulu. Çekil oğlum hacı! Çekil dedim! Herkese iyice elmacı rezil geldi. Olacağız! Büyütmeden içeri girelim abi! Elmacı! Gül kokulu elmalarım var! Abi! Sakin ol. Bağışla onu ne olur. Ne olur abi. Hadi içeri gir. Gül kokulu elma ister misin? Senin ona bekar! Gel buraya! Gel! Gel söz dinlemez asi kardeş! Gel buraya! Gel! Bak kardeşim, mal istiyorsan mal, mülk istiyorsan mülk veririm. Sana düşen senden fazlasını vermeye de razıyız. Hacı de razı. Evet Alaaddin, ne istersen vereceğiz. Yeter ki bu saçmalıktan vazgeç. Bu divaneliğe son ver. Ne mal istiyorum sizden, ne mülk. Bana düşen ve pederimden kalan bütün haklarımı sizlere... Herkes de şahit. O halde ne istiyorsun bizden? Sen bırakırsan kimse karışmaz. Müsaade et hocamın verdiği görevi yapayım. Elmaları satayım. Hayır! 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 Abi! Elmacı geldi! Elmacı, elmalarım var! Sana burada elma sattırmam! Yalvarırım, ne olur abi? Olacağımız kadar rezil olduk! Sattırmam! Sattırmam! Elma satmamış ha! Kocam söylemiş ha! Yapma! Bırak! Yapma! Bırak beni! Tamam, tamam, İçin. Bırakma zaten! Bırak abi. Elmalarımı! Abi, sakin ol! Bırak Çekil! Kocan söyledi ha! Bekar seni! Yapma! Abi, yıkıl! Yıkıl karşımdan! Vurma abi, vurma! Bırak! Yapma! Abi, dinlemezsin ha! Abi, vurma, ne olur! Yapma! Yapma! Gel buraya ne bakayım! Gel! Gel! Demek hocan söyledi ha! Elma satacaksın ha! Abi! Yeter! Abi dur! Dur! Yapma! Evet! Geç kaldık. Yetişemedik. Sana yetişemedik Alaaddin'im. Hocam, bugün satamadım. Emrini yerine getiremedim. Hepsi yerlere saçıldı. Evladım, sendeki bu muhabbet ateşi... ...izzeti nefs perdesini yakarak... ...ezeli ve ebedi kemalatın nurlarını kalbine doldurduğunu görüyorum. Mübarek olsun. Mübarek. İsmim Yakup. Çerh beldesinden olduğum için Yakup-i Çerhi de derler. Zahmet ettiniz efendim. Zahmet değil efendim, rahmet. Benim için hocam Behaeddin Hazretleri... ...yetişip tam olgunlaşmamın sizin ellerinizde olacağını buyurdular.
Estağfurullah efendim. Efendim, sizi iyi gördüm. Elhamdülillah, hocam talebeliğe kabul ettiğinden beri iyi hoş olmayan hiçbir anımı hatırlamıyorum ki. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hocam emrettiği için böyle istirahat ediyorum. Yoksa içimden dergahın bütün işlerini yapmak geliyor. Allahu Teala gönlünüze göre versin efendim. Amin, hepimize. Bana sıkıntı veren, eza cefa eden herkesi, ama herkesi affettim. Haklarımı helal ettim. İyilikleri için dua ediyorum. Abim bana vururken bile ona kızamadım. İnşallah hakikati bir gün o da anlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Buyur. Senin yastığın döşeğin yok mu? Talebi ahiret olana terk-i dünya lazım buyurmuştunuz efendim. Buraya sana mühim bir teklifte bulunmaya geldim. Emriniz olur efendim. Bülü çağına gelmiş bir kızım var. Sana nikah etmek istiyorum. Benim için bir şereftir efendim. Ancak bildiğiniz gibi maişet için ne bir gelirim... ...ne de barınmak için bir evim var efendim. Bunun için telaşlanma evladım. Bu Allahü Teala'nın ezeli bir takdiridir. Mukadder ve müyesser olmuştur inşallah. Nikahla beraber ilk işimiz size bir ev yaptırmaktır. Olacağı buydu. Olacağı buydu.
Olacağı buydu hanımcığım. Ah ah, vah vah. Ne oluyor divan? Ne çırpınıp duruyorsun? Ben demiştim hanımcığım, ben demiştim. Bu saçmalıkların altında, bu işin içinde bir iş var demiştim. Ağzın içinde ne geveliyorsun divan? Dilinin altındaki baklayı çıkarsan iyi olur. Ey benim güzel ve bahtsız hanımcığım! Ne yaparsam, gece gündüz ne düşünürsem sizin iyiliğiniz için düşünürüm. Sizler benim her şeyimsiniz. Tamam, anladık. Alaaddin Attar, Hacı Bahattin'in kızıyla evleniyor. Ne dedin? Hacı Bahattin'in kızı dedim, evleniyor dedim! Alaaddin'in malı mülkü terk etmesi de aldatmaca. Kıza bir ev yapıyorlar ki görme, saraylar gibi. Demek öyle. Onu bana tercih ettin. Onu bana tercih etmenin ne demek olduğunu göreceksin. Göreceksin Alaaddin! Seni kimseye yar etmem. Etmem. Hiç kimseye yar olmayacak o. Olmayacak, anladın mı? Nereye bakıyorsun öyle? Alaaddin Attar Efendi'yi seyrediyorum. Çalışıyor işte canla başla. Daha dikkatli bak. Olağanüstü bir şeyler görmüyor musun? Çok, ama çok farklı şeyler görüyorum. Gördüklerini ben de görmeye çalışıyorum ama... Bak, üzerinde gölge var. O nereye gitse gölge de beraberinde gidiyor. Bir de yüzüne bak. Hiç terden ve yorgunluktan bir iz var mı? Evlatlarım! Bugün çok yoruldunuz. Yarın hep birlikte bir kır gezintisi yapalım. Hem dinlenir ve hem de ferahlamış olursunuz. Şimdi istirahate çekilebilirsiniz. Allahü Teala sizlerden razı olsun. Bana yar olmayacak o. Bana yar olmayacak ha! Ama başkasına da yar olmamalı. Olmamalı! Alaaddin'i ellerimle boğsam, gözlerini kuşa kurda yemezsem... Bir şeyler yapmalıyız anne, bir şeyler yapmalıyız! Sıkma canını benim güzel. Anlaşılan o ki Alaaddin sana göre değilmiş. Ya seninle evlendikten sonra bu halleri ortaya çıksaydı ne yapardık? Bildiğin gibi değil anne, bildiğin gibi değil! İşin içinde başka işler var! Attarların servetinde bir tek bizim gözümüz yok ya... Bütün bu işleri Şeyh Buhari Hazretleri düzenlemiş. Kızı için olmadık fedakarlıklara katlanmış. Kızının bir dediğini iki etmezmiş. Biz de düşünüyoruz. Hem de hiç kimsenin unutamayacağı cinsten. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Gizli tutuyoruz kızım. Babam bu işe çok ehemmiyet veriyor. Ne yapabilir ki? Kızıma yar olmayanlar başkasına da yar olmasın diyor. Diva bu işin üstesinden gelebilir. Artık Alaaddin'i şimdiden yok bil. Alaaddin'i öldürtecek mi? Diva! Ailemiz onur kırıcı bir hadiseye muhatap olmuş bulunmaktadır. Bu hadise, aile şerefimize büyük delik ösürmüştür. Ve biricik kızımın gururu incinmiştir. Zaman zaman taşın toprağın bile bizimle alay ettiği kuşkusuna kapılıyorum. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Hacı Bahattin'in kızını bize inat Alaaddin'e vermesi... Evlilik hazırlıklarına başlaması... Yeni yeni dedikoduların yayılmasına sebep oluyor. İçim yanıyor. Kahroluyorum. Ailemize uzun yıllardır hizmet edersin. Didem seni amca bilirim. Ne olsa elinde büyüdü sayılır. Ne dersin Diva? Aman efendim! Siz daha alasını bilirsiniz. Düşüncelerinizde yerden göğe kadar haklısınız. Bir fikrin varsa söyle Diva Kahya. Çare söyle. Bir çıkış yolu bulmak isterim. Yani aklıma gelen bir yol var da... Bilmem tasvip buyurursunuz. Buyururuz, buyururuz. Nedir söyle? Bu zor bir iş, çok zor bir iş ama... Siz efendimizin şanı ve şerefi... Çok daha önemli. Yani... Alaaddin'i ortadan kaldırmak efendim.
Benim gibi düşünmene sevindim Diva. Peki nasıl olacak bu iş? Bizim Yüşüne yine duruyor, bir emriniz kafi. Başkalarını bu işe karıştırmak doğru olmaz Diva. Aman efendimiz, Yüşü sizin en sadık kulunuz, sizin için canını verir. Yüşü nasıl yapacak, nasıl halledecek? Yüşü'nün çok uzaklardan bile ne kadar isabetli ok attığını bilirsiniz efendim. Tek bir ok. Zehirli bir ok. Senin gibi bir kahyam olmasından gurur duyuyorum. Yeşu, buraya gel Yeşu. Emredersiniz efendimiz. Söyle Yeşu, benim düşmanım senin neyin olur? Benim de düşmanım olur efendimiz. Güzel. Yapacağın iş, iyi bir vurucu olduğunu göstermek. Karşılığında ne istersen iste. Canınızın sağlığı efendimiz. Alaaddin! Buyur hocam. Hemen suya atla. Peki hocam. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Nereye kayboldu bu adam? Burada beklemeliyim. Başka dönüş yolları yok. Evet, evet. Burada bitiririm bu işi. Alaaddin! Buyurunuz hocam! Gel hele, yanıma gel. Görüyorsunuz, nehir hızla akarak kökleri sağlam olmayan her şeyi söküp götürüyor. Dünya hayatı da hızla akan bir nehirdir. Bir insanın inancı zayıfsa, Kur'an-ı Kerim'in yap dediğini yapmayıp, yapma dediklerini yapıyorsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine riayet etmiyorsa, Allahü Teala'ya olan imanı köklü değilse, o insan
kökleri çürümüş ağaçlar misali hayat nehrinin akışına kapılarak meçhule doğru sürüklenip giderken dünyasına ve ahiretine faydası olmaz. İşte Alaaddin'in kökü sağlam olduğundan bu nehir onu alıp götüremedi. Nerede kaldı bunlar? Saatlerdir ortalıkta yoklar. Ne oldu bunlara böyle, ne oldu? Nerede kaldın Diva? Dergaha gittim efendim. Yuşu nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Yuşu'dan haberiniz yok mu? Dergâhta anormal hiçbir şey yoktu, hepsi döndüler. Alaaddin Attar da mı? Evet. Beceriksizler, aptallar, işe yaramaz aptallar. Gördün mü baba, gördün mü? Senin bu aptal adamların beceriksizliğini gördün mü? Bu işe yaramaz adamların al da başına çal. Ölmek istiyorum, ölmek istiyorum! Rezil olduk, rezil olduk bey! Bu iyi şu alçağı bir halk karıştırmasın. Endişe buyurmayınız efendim. İkinizin de gözlerini oyarım. Başaramayınca sizden korkmuş olmalı. Er geç gelir efendim. İster gelsin ister gelmesin. Bu evlilik olmayacak. Anladın mı? Olmayacak! Tabii olmayacak efendimiz. Tabii olmayacak. Bir fikrim var. Söyle. Zehirlemek, zehirlemek efendim! Neyle? Akreple mi? Çıyanla mı? Yılanla mı? Ya bu işi temizlersin, ya kellen gider! Girin! Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ve aleyküm selam, buyurun. Hacı Behaeddin Buhari Hazretlerinin dergahından geliyorum. Onun talebelerinden. Ne istiyorsun? İsmim Yakup İçerhi. Hacı Behaeddin Buhari Hazretleri sizleri dergahına davet ediyor. Alacağını aldı bizden. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. Niçin gidelim ki dergaha? Gelen için geliyorsa sizler de onun için gelirsiniz. Bizim ihtiyacımız yok dedim. Allah yolundaki insanlara herkesin ihtiyacı vardır. Onlar gıda gibidir. Yemeden, içmeden durabilir misiniz? Buhara'da birçok alim, veli, medrese, dergah var. Onlara gidilmez mi? Elbette gidilir. Ama bizim davetimiz hususi. Temiz kerimelerinin düğününe sizi kayınpeder olarak davet eder. Demek Alaaddin'e düğün yapıyorsunuz. Evet, Alaaddin Attar Hazretlerinin düğünüdür. Yanlış duymadığımsa Alaaddin'e hazret dediniz değil mi? Evet. Sizler yaşça ondan büyük olsanız bile, o artık çoğu kimsenin anlayamadığı ve kavrayamadığı yüksek derecelere kavuşmuş makam sahibi bir velidir. O Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin vekilidir. Ya baksan hele, vekil ha! Kimin vekili olursa olsun beni alakadar etmez. Abi gitsek diyorum, şöyle bir uğrarız hiç. Olmaz hacı, dünya var, işimiz var dedim hacı! Eğer gelirseniz çok sevindirmiş olursunuz. 5 kuruş kardeşim, 5 kuruş. Allah selamet versin. Peki efendim, bana müsaade. Şu son hesaplara bir baksak. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum abi. Müsaadenizle eve gitmek istiyorum. Sen bilirsin, ben çalışacağım. İnsanlar, bu çadır Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çadırıdır.
İçeri kim alınırsa ona şefaat etmekte ve ahirette şefaat etmesi için yetki vermektedir. Beni de alın! Beni de bekleyin! Yalvarırım beni de alın! Bekleyin, beni de alın! Beni de alın, yalvarırım bekleyin! Kendine şefaat talep edeyim! Beni de alın, yalvarırım beni! Beni bırakmayın, beni de alın! Ne olur! Beni de alın! Ey insanlar! Sevgili Peygamberimiz haber verdi ki, benim kabrimin dört bir yanından 40 fersah mesafede bulunanlara ve imanla vefat edenlere şefaat etmem için izin verildi. Hocam Hacı Şah-ı Nakşibend Hazretleri içinse 100 fersah mesafe için izin verildi. Aman yarabbim! İşte, Alaaddin'in afiyetle yiyeceği zehirli baklava. Dilimleri yedirmek size düşüyor. Yufkaları ellerimle, zevkle tek tek açtım. En zehirli yılanların zehriyle beraber olan kinimi de kattım. Alaaddin'e ve saygıdeğer eşi olacak hanıma saadetler dilerim. Afiyet olsun. İçimde bir huzursuzluk var Diva. Gönlünüzü ferah tutun efendim. Yişu'dan hala haber yok mu? Adamlarınızın hepsini seferber ettim efendim. Yerin dibine bile olsa bulurlar. Ya bir de aksi olursa, o zaman ölümlerden ölünmeyen. Hey! Ha? Hey! Emirşah! Diva! Bütün kötülükleriniz meydana çıktı! Hiçbir yere kaçamazsınız! Etrafınız sarılır! Gir şu! Artık hiç kimseye kötülük düşünemeyeceksiniz! Haberiniz ola! Yeşu, sen ne yaptığını sanıyorsun? Efendimize karşı ne? Yeterince konuştun sen! Emirşah evde mi? Yeşu, çıldırdın mı sen? Ne demek oluyor bu? Kelleni uçurtacağım senin! Sen artık benim efendim değilsin. Vali istiyor seni. Fermanı bende. Kelleni uçurmaya bile yetkim var. Götürün. Nerede bizim Alaaddin? Buradayım efendim. Şöyle gel. Yakınıma gel hele. Topladın bizleri buraya. Gizlenmek var mı? Alaaddin. Buyurun efendim. Güzel adetlerimizin yerini bulması için bir konuşma yap. Bir talebeye düşen iş, bütün hallerini hocasına bırakmak ve bütün işlerini rehberine bildirmektir. Ben hocamı öyle bilirim ki, gerek din işlerinde ve gerekse dünya işlerinde yaptıkları ve söyledikleri benim yararımadır.
Talebe kendisini kemalata ulaştıracak rehberini bulduktan sonra ciheti onun kapısına olmalıdır. Bu öyle bir kapıdır ki talebenin hem dünyasına hem de ahiretine açılır. Başka bütün kapılar kapalıdır. Allahü Teala'dan gelen bütün nimetler, feyiz ve bereketler talebeye bu kapıdan gelir. Bu sebeple talebe nefsini hiç çekinmeden bu kapıya feda edebilmelidir. Ve edepli olmalıdır. Edep Allahü Teala'ya karşı, Resulullah'a karşı ve hocasına karşı olan edeptir. Talebenin bunlar dışında başka şeylerden söz etmesi zaten edebe mugayir olduğu için susması daha evladır. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine ve temiz ehli beytine ve eshabına ve seçtiği kullarına selam olsun. Her zaman buraya toplandığımızda nasıl hayır ve bereket yağıyor, rahmet melekleri sizlere gıptayla bakıyorsa şu anda da yine aynı hal devam ediyor. Ancak hususen gıptayla bakılan bir kişi var ki bu Alaaddin-i Attar Efendi'dir. Bu nurlu gence onun gibi temiz olan kızımı vermekle kavuştuğum bu nimet için Rabbime hamd ediyorum.